Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül, Gezi Parkı eylemleri sırasında eli sopalı kişilerce dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen Hatay'lı üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz olayıyla ilgili dün gece toplam 8 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün kamu görevlisi, 4'ünün ise sivil vatandaş olduğunu söyledi. 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadan ifadeler alındı. Bizzat Savcı Bey tarafından, Hasan Bey tarafından ifadeler alındı. Gözaltına alınan kişilerden 4 tanesi kamu görevlisiydi, 4 tanesi sivil şahıstı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hasan Gönen ile birlikte adliye konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül, Hatay'lı üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz olayıyla ilgili 4'ü kamu görevlisi, 4'ü ise sivil vatandaş, 4'ü ise sivil vatandaş olmak üzere toplam 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Çetingül, biri sivil tanık sıfatıyla olmak üzere 4 kişinin jandarmada Cumhuriyet Savcısı Hasan Gören tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını, biri kamu görevlisi olmak üzere 4 kişinin ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildiğini, olayı karıştırdığı görüntülerden belirlenen bir kişinin kimlik tespit çalışmalarının ise halen sürdüğünü açıkladı. 4 kişiden 3 tanesi sivil vatandaş, 1 tanesi de kamu görevlisi, polis memuru. Biraz önce Savcı Bey o arkadaşının eksik olan ifadesini aldıktan sonra tutuklamaya sevk etti. Şu an 4 kişi Ali İsmail Korkmaz'ın şüphelisi sıfatıyla sorudular. Ceza mahkemesinde de haber aldılar. Belki takip etmişsiniz. Soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Hasan Gören ise şu ana kadar 400'e yakın kamera görüntüsünün incelendiğini, ancak kendilerinin işine yarayan görüntülerin silinen kamera görüntüleri olduğunu ve bunun da imajdan geri getirildiğini ve böylelikle faillere ulaşıldığını aktardı. Nitekim başka bir dövülme olayının şüphelisi olarak getirilen şahıs sanki Ali İsmail Korkmaz'ın failiymiş gibi bize anlatıldı. Bu yönde bazı tanıklar ifade verdi. Bu bazı tanıkların ifadesi neticesinde de bu şahıs tutuklandı. Ancak kamera görüntüleri geldiği zaman baktık ki tutuklanan şahıs Ali İsmail Korkmaz'ı döven ve öldüren şahıs değil. Dün gece itibariyle Savcı Bey görüntüleri izledi ve derhal tahliyesi için girişimde bulundu ve şahıs tahliye edildi. Bu arada gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen biri kamu görevlisi 4 kişinin isimlerinin İK, MS, RK ve MV olduğu öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde adliyeye getirilen 4 şahıs savcının tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim tarafından 3,5 saat sorgulanan şüpheliler İK, MS, RK ve MV adam öldürmek suçundan tutuklandı. Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Eskişehir H-Tipi cezaevine gönderildi.